Doğdu doğalı mevsimler geçti. Ana sütü emmedi yavrucak. Yazık edersin. Günahtır. Aygül. Ne var, sen bakarım demedin mi? Ben bu balayı büyütürüm. Yeter ki yaşasın demedin mi? Sen Aygül dersin de ben Aygül'ü öldürmüşüm. İstemediğim bir evladı da öldürürüm. Çok değil. Anladın mı? Anlaşmamıza sadık kalacaksın. Evvela benim kim olduğumu unutmayasın. Ardından kim olduğunu hatırlayasın. Yaşamak için nelerden vazgeçtiğini hatırlayasın. Ben elbet sözümü tutarım. Lakin sen de sana bellettiklerimi aklından çıkartmayacaksın. Hırsını yanı başındakilerden değil, sana kötülük edenlerden çıkaracaksın. Bana bu evladın vicdan azabını yaşatma. Söz verdin. Söz verdin. Aygül, her şey bir yana, o senin evladın. Her ne kadar babası Ali Çar olsa da benim evladım değil. Benim evladım değil. Değildir. Tut şunu. Dedesine götür. Damadı Ali Çar'ın oğlunu o baksın. Götüreyim de adamın yüreğine insin değil mi? Dünyada babandan başka kimin kimsen kalmadı. Hadi inat etme. Vakti gelen de elbet öğrenecek. Hadi kızım tut şunu. Hadi. Bala! Osman kaleye gitti derler, doğru mudur? Sana derim Bala. Kimse bilmez Osman'ın nereye gittiğini. Sen bilir gibisin. Yo, ben de bilmem. Lakin Osman ne vakit böyle ortadan kaybolsa başımıza bir bela geldiğini bilirim. Ağzın yine ne konuşur Azal Hatun? Pek çabuk parlar oldum bakıyorum da balam. Ben bey otağında büyüdüm Bala. Ağzımın ne vakit ne konuştuğunu bilirim. O vakit şimdi kulağın da duysun. Selcan ana. Bala. Güzel kızdı. Duydum ki dağ bayır dolaşırmışsın Selcan Hatun. Sana yakışmaz da diyemem doğrusu. He. Süslü laflar etmeye vaktim yoktur. Lakin iki kelam edeyim de bir yerlerinde dursun. Biz bey otağında büyümedik. Yazın yaylada yandık, kışın otağda üşüdük. Vakti geldi cenk ettik, ardından oturup aşımızı yedik. Şimdi gelelim asıl mühim olana. Bu obada her bir alp nasıl ki Ertuğrul Bey'imin himayesi altındaysa... ...sen de şunu unutmayasın ki... ...bu obadaki her hatun kişi de benim himayem altındadır. Obanın beyleri nerededir? Toy toplanmıştır. İyi o vakit. Toy bittiğinde Osman'ımı göreceğim elbet. Hoş gelmişsin Selcan Hatun. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk Bamsı Bey. Senin vazifen hepimizden ağır idi. Allah senden razı olsun. Asıl zorluk şimdi başlayacak. Ertuğrul Bey'im nasıldır? Ahvalini anlat hele. Selcan Hatun, vakit dua vaktidir. Sen de bilirsin ki Allah'tan ümit kesilmez. Ah Ertuğrul Bey'im ah. Osman'ım kaleye gitmiş öyle mi? Hı, doğrudur, doğrudur. Şimdi de ağabeyi onu cezalandırmak ister. Aklını başına toplasın. Ne cezasıymış ki bu? Sen merak etmeyesin. O işler o kadar kolay değildir. Şimdi ben bir bakayım da ne karar almışlar. Ben de geleceğim. Eyvallah. Eyvallah Selcan Hatun. Haydi. Velhasıl kelam ben Aygül'ün iyi olmasını beklemeye... ...beklerken de kimseye ses etmemeye karar verdim. Lakin Ertuğrul Bey'imin haberini alınca... ...çıkıp gelmek farz oldu. Bala. Bala kızım. Nen var de hele. Kilimin ilmeklerini desenlerini sayar durursun. Bir şeyden değil. Dalmışım öyle. Anlatmazsan derdin büyür içinde. Zul olur sana. Anlat anana hadi. Aklım Osman'dadır ana. Ne olmuştur Osman'a? Esir düşmüş bir kadını kurtarmaya gitti. Ne vardır bunda? Mazlumun yardımına koşmak her yiğidin boynunun borcu değil midir? Öyledir elbette. Lakin yüreğimde bir sızı vardır. Ben sonra geleyim. Gel kızım, gel. Uyur mu? Maşallah sana. Hayır olsun inşallah. Sen git Selcan Hanım. Ben bebeğe bakarım. Sağ olasın kızım. Hoş geldiniz Osman Bey. Beyim hoş geldin. Hoş geldin beyim. Misafirimiz vardır. Misafirdir, misafir. Yenge. Kara gözlü yiğidim. Ne iyi ettin geldin. Seninle de şöyle bir dertleşemedik. Elbet vakit bulur dertleşiriz oğul. Hatun kızınız kimdir? Zalimin zulmünden kaçan bir bey kızı. Hoş gelmişsin kızım. Kendini misafir gibi hissetmeyesin. Başımızın üstünde vardır yerin. Kızımız gibi hissedesin, değil mi? Hoş gördük. Kayaların ne yüce gönüllü olduğunu bilirim. Siz bir esirin canını kurtardınız. Bir kimse size çadır verirsiniz. Ben de yük olmam, destek olurum gayrı. Bala, misafirimizle ilgilenemezsin. Yarası da vardır. Elbette beyim. Misafirin böylesi kolay kolay gitmez Bala. Sana bir şey söyleyeceğim. Hayırdır inşallah. Diyesin o. Tanrı misafiridir. Başımızın üstünde yeri vardır lakin... Sen gözün üstünden ayırmayasın. Şüphelendiğin bir hareketi mi olmuştur oğul? Şüphelenmek artık benim için farz oldu yenge. Öyle oldu ya. Sen merak etmeyesin. Sen işlerine bakasın, ben ilgilenirim. Sağ olasın. Kolay gelsin. Hatunlarımız pek beceriklidir. Çok ince işçilik. Misafirin başına ne üşüştünüz gelir gelmez. Biraz rahat bırakın da kızımız nefes alsın. Bala, misafirimizin yarasının dağlanması gerek. Ben yaparım o işi. Bala yapacak. Sen Ertuğrul Bey'imizle ilgilen. Merak etmeyesin ana. Kayı kilimlerinin ününü işitmiştim. Görmek de nasip oldu. Hey maşallah. Bizim önümüz ta oralara kadar geldi demek ha? Bala, yara beklemeye gelmez kızım. Hadi. Haydi. Kulucahisar'a vardığımda kafir beni beklerdi. Obada bir hain vardır. Burada ne ettiğimi öğrenip kafire haber uçurmuşlar. Targun Hatun'dan şüphelenirim. Bala, gözünü üstünden ayırmayasın. Onu adım adım takip edersin. Sen nasıl dersen beyim. Lakin emin misin? Bir delilim yoktur. Lakin sen delil getirirsen ben de bu işin ardını getiririm. Merak etmeyesin. Gözün hiç arkada kalmasın. Eyvallah. Eyvallah. Yenge, sen de şöyle bir ağzını arayasın. Dayım, destur var mıdır? Gelesin Boran. Dayım, Kumral Abdal'dan haber geldi. Filatyos yanında adamlarıyla Söğüt'e gitmekteymiş. Söğüt'e mi? Mamsı Bey'e haber edersin. Tez Alp çadırında buluşalım. Diyesin hele Boran. Beyim, yalla karşısından Dündar Bey'in otağındadır. Osman, oraya gitmeyesin. Korkarım yine birbirinize girersiniz. Öyle olacak. Lakin başka bir çarem yoktur. Yine bir işler çevirirler. Ne ettiklerini, ne hedeflediklerini bilmem lazım. Osman. Huzur ne zaman gelecek? Evlatlarımızın huzuru için çabalarım balam. Bize yazılan mücadeledir. Bugün ne olursa olsun, metin olasın. Evlatlarımız için. var. Hep mi böyleydi? Değildi. Sevmediği bir adamla evlendirildi, sonra böyle oldu. Yoksa Selcan Hatun mu onu böyle yaptı? Selcan Hatun bu obanın en güçlü kadını değil mi? Yaşından ötürü herkes hürmet eder. Lakin bu işler yaşla değil başla olur. Maşallah benim kızlarıma kafa kafaya vermiş. Ne kaynatırsınız böyle? Aygül Hatun hakkında konuşurduk. Halini üzülürüz. Neyi varmış ki Aygül'ümün? Çok iyi bir savaşçı. Gurur duyulacak biri. He, öyle. Sen de öylesin güzel kızım. Bey kızısın. Babanın ne yiğit biri olduğunu öğrendik. Canına nasıl kıydıklarını da. Seni niye esir aldı bu kafirler? Babamdan sonra ben gelirim Selcan Hatun. Beni esir almasalardı başlarına geleceği iyi bilirlerdi. Öyle ya. Lakin bu kadar mühim bir hatunsan ne soydaşların ne Nikola denen o kafir seni arayıp sormaz a kızım. Targun. Bu nice iştir kızım. De hele. Otur kızım, otur. Bala, güzel kızım, can kızım, helal olsun sana. Her bir keslere gösterdin Şeyh Edebalı'nın evladı nasıl olurmuş. Hep böyle vakarını, zarafetini koru, değil mi kızım? Kendini niye katmazsın Selcan ana? Senden az şey mi öğrendim? Öğrenmişsindir elbet. Öğrendin elbet. Lakin sen öğrendin. Bak o Hazal'a 40 dereden 40 kere su getirdim. Aha Hazal gene aynı Hazal. Bala. Hayır olsun inşallah. Targun Hatun'u obadan çıkmakta. Aygül de öfkeli şekilde peşinden gitti. Kızım siz de gidin arkasından. Kimle ne ederler bakın hele olur mu? Osman'ıma mahcup olmayalım he mi? Tez varalım. Anlat hele yorma beni he? Osman'la kurduğumuz oyunun bozulmasından korkarım. Sen rahat olasın. Osman Bey gelmeden bir iş etmeye kalkışmayız. Nikola yarın benimle görüşmek istermiş. He. Ne görüşecekmiş? Müsaade ederseniz gidip öğrenirim. Tabii kızım, git öğren. O ne derse sen de bize dersin, he mi? Tabii, he? Tabii. O zaman bana müsaade. Tabii, haydi kızım. Aygül? Savcı beyle babam Beylikdüzü'nü kuracaklarmış. Sen ne dersin kızım? Bu nasıl iştir? Osman bunu kabullenir mi hiç? Kabullenmez elbet. Biz de kabullenmeyeceğiz. Hele bir denesinler. Bakın görün ne olacak. Toy rezilliği sona erdi. Bey seçimi yarına kaldı. Kayı için bu zor günleri şimdi daha zorları bekler. Anlat hele. Ne dermiş Nikola? Ne istermiş senden? Osman Bey'i öldürmemi ister. Ne edecekmişsin? Nasıl öldürecekmişsin? Ha? Osman Bey'in hesabı buydu. Nikahlandığımızda Nikola sevinecek ve Osman'ı daha kolay öldürebileceğimi düşünecekti. Lakin Osman Bey onu öldürmeyeceğimi, böyle bir şey yapmayacağımı bilirdi. Tek derdimin babamı kurtarmak olduğunu bilirdi. Osman Bey, seni seçmekle en doğru olanı yapmış Targun. Lakin babamı kurtarmak zorundayım. Zehir. Bununla Kayı Obası'ndaki bütün beyleri zehirleyeceksin. Hepsi bir aradayken yap. Çünkü tek tek uğraşmak istemiyorum. Çünkü Targun babası ölsün istemez. Babamı kurtarmak zorundayım. Demek Umur Bey'in kızısın. Öyledir Selcan Hatun. Tanır mısınız atamı? Anadolu topraklarında tanımayan, bilmeyen mi ola ki Umur Bey'i? Az çekmediniz. Hem Moğollardan hem de uşaklarından. Kendim bildim bileli oradan oraya göçeriz. Geyhatu üzerimize sefer üstüne sefer kaldırır. Rabbimin merhameti ve dahi erenlerin nefesi zulme uğrayanların ardındadır güzel kızım. İnşallah. Rabbimin merhameti. Erenlerin himmeti üzerimize olmaya. Nefes almak ne mümkün Umur Bey'e ve dahi dedem Bayındırlı Emirül Mera Seyfettin Kızıl Bey nesline. Ahmet, hayırdır? Demeyin yerime. Ahmet. Tamam. Balam, güzel kızım. Malhun Hatun'la hasbihal ederdik. Sen ne ararsın Acep? Ahmet'i ararım ana. Gördünüz mü? Yok kızım. Ahmet burada değildir. İyi. Kaderde uğursuz bir vakitte tanış olmak varmış Malhun Hatun. Kabul buyurursanız bir süre misafiriniz olacağım Bala Hatun. Uğurlu günlerimiz de olacak elbet. Madem ki konuğumuzsunuz, başımızın üzerinde yeriniz vardır. Dur oğlum, dur. Sen git, gelirim ben. Hadi. Oğlunuz mu? Pek de tatlıymış maşallah. Yok. öz çocuğum değildir. Cümle obamızın çocuğudur Ahmet. Yetimdir. Şehit evladıdır. Rabbim bahtını şen etsin. Amin. Amin. Müsaade var ise Alplarıma varmak isterim. Müsaade senindir kızım. Balam. Ne düşünürsün kızım? Kim olduğunu öğrendik ama niye geldiğini bilmeyiz Selcan Ana. Aşikar değil mi kızım? Gayesi olmayan yolunu şaşırır. Bir menzile varamaz. Bundan gerisi bize vazife değildir. Elbet. Ne gayeyle geldiğini beyimize diyecektir. Evlat babanın sırrıdır demiş erenler. Belli ki babası gibi yiğit bir kızdır. Atası Umur Bey pek mühim bir beydi kızım. Ankara'dan, Germiyan ilinden ve dahi gittiği her yerden kimselere benzemeden göç eyledi obası. Bakalım şimdi nere olacak konağı? Yenge. Kayıların beyi. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Yenge. Sen bu obanın direğisin. Kayı hatunlarına hatun olmayı sen öğrettin. Vakit geldi. Kayı beylerine bey olmayı sen hatırlattın. Ben sana minnettarım. Senden razıyım yenge. Osman'ım. Beylik senin hakkındı. Ben o hakkı savundum. Bey olduğunu gördüm. İnşallah devlet kurduğunu da göreceğim. İnşallah yenge. İnşallah. Hatunlar da seninle vedalaşmak ister. Maşallah benim kızlarıma. Melekler gibisiniz. Rabbim ne muradınız varsa versin. Güzel gözleriniz keder, elleriniz dert görmesin inşallah. Bizi öksüz bırakırsın Selcan Ana. Hem de gözleriniz keder görmesin dersin ha? Gayrı bize başka kedere ne hacet? Kızım. Güzel kızım benim. Anam. Beni hem öksüz, hem yetim bırakırsın. Sen benim hem anam, hem babam oldun. Kızım, geri dönmeyecekmişim gibi ne konuşursun öyle? Söz ver ana. Döneceğine söz ver. Nasip. Nasipse inşallah döneceğim. Ha? Aygül, Aygül'üm, oh Aygül'üm. hangi söz anlatabilir üstümdeki emeğimi? Hangi şükran karşılığı olur benim için ettiklerini? O nasıl söz kızım? Benim içimde karanlıklar vardı. Sen ışık oldun. Ben hatun olmak nedir unutmuştum. Sen misal oldun. Bana savaşmayı, ayakta kalmayı öğrettin. Şşş etme Aygül, yüreğime dağlayacaksın kızım. Aygül. Oğluna iyi bakacaksın değil mi? Benim sana bellettiklerimi sen de bacıyanlara belledeceksin. Bundan gayrı bacıyanın başı sensin. Ha? Bak Rabbime şükürler olsun. Balama Osman'ımı, Gonca'ma da Orhan oğlumu nasip eyledi. Sen de yeniden evlenecek, yuva kuracaksın. Haydi, Selcan Hatun. Affetmek Allah'a mahsus kızım. Ben seni anlar, içini bilirim. Sen de bunu bilme mi? Hakkını helal edesin. Helal olsun hakkım sana da. Gayrı gitme vakti. Birbirinize iyi bakın, he mi? Oğul, gitme vakti. Uğurlar ola. Sağ olasınız hatunlar. Un gibi aksakallı dede olup o pozuğun bir ömrü olur inşallah. Amin. Bal gibi tatlı dilleri ola. Amin. Amin. Buğday berekettir ya. Bereketi hiç eksik olmaya. Amin. Tuz gibi tertemiz akan bir ömrü ola inşallah. Amin. Var olasın Selcan ola. Gelişinle bize çifte mutluluk yaşattın. Sağ olasın kızım. Malhun Hatun doğru der ana. Gelişinle obayı şenlendirdin. Güzel kızım. Hasretlik zormuş. Her biriniz burnumda tüttünüz ha. Gelin hatunlar, gelin. Al bakalım. Sağ olasınız. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bala? İyi misin? İyiyim. İyiyim Gonca. Bir garip koku geldi sadece. Allah'ım sana uzun, bereketli, görklü ömür nasip etsin inşallah. Soyun soylansın, boyun boylansın. Rabbim kötülerin şerrinden korusun. Atalarına yaraşır bir evlat olmayı nasip etsin inşallah. Amin. Selcan alan sana kurban olsun ev. Ah benim güzel yavrum. Hatun, iyi görünmezsin. Kekik suyu ettim sana. Hayır olsun kızım, ne var? İyiyim ana, iyiyim. Malum kızım, ah, sağ olasın Gökçe kız. Babam. Gel biz az yürüyelim. Açılırız. Müsaadenizle. Müsaade senin kızım. Müsaadenizle. Ayşe kızım kapa üstünü, kapa. Bu kızımız kimdir? Evvelden görmedim. Gökçe kızdır ana. Alaca yuvasını kurup gittiğinden beri bana yarenlik eder. He. İyi bakalım. Mahareti var belli. Mazi yadıma düştü. Kayma anamla türlü kilimler dokumak için ne didinirdik, ne uğraşırdık. Bir yandan yokluk, bir yandan düşman. Gerçi Türk'ün düşmanı bitmez ya. Bak, şimdi koskoca obamız oldu çok şükür. Bu gözlere de Orhan'ımı görmek nasip oldu. Allah analı babalı büyüsün kızım. Atalarına yaraşır bir evlat olmayı nasip eylesin inşallah. Amin ana. De hele, Orhan'ım nerededir, nasıldır? İyidir çok şükür. Şimdi uyuttum geldim. Usu pektir. Bey olacak evlat, kızamlığından bellidir. Güzel kızım. Allah'ıma şükürler olsun ki soyumuzu soylandıracak bir evlat nasip etti bize. Daha nice evlatlarımız olsun inşallah. İnşallah ana. Selcan ana, benim merak ettiğim bir husus vardı. Sen ki gün görmüş, devran döndürmüşsün. Orhan'ıma gebeyken merak ettiydim hep. Evladım kız mıdır, erkek midir diye. Ah kızım. Zamanın büyükleri derler ki karnın ağa böyle yüksekteyse beben kız, karnın aşağıdaysa beben erkek olacak derler. Doğru dersin ana. Benimki alçaktaydı. Derler de her daim doğru olmaz. Ha bir de derler ki tatlı aşerirsen erkek, ekşi aşerirsen kız evladın olurmuş. Kolay gele hatunlar. Sağ olasın Bala Hatun. Bala kızım, hoş gelmişsin. Hoş buldum Selcan ana. Hoş gelmişsin Bala Hatun. Hayırdır, nereden gelirsin böyle? Hoş bulmuşum Malhun Hatun. Babamı ziyaretten gelirim. Sağlığı saati iyidir inşallah. İyidir çok şükür. Çok şükür. Ben de otağa varmış idim. Seni göremeyince merak ettim. Hayır olsun. Beyler cenkte, hatunlar obada. Sizi böyle hasbihal eder gördüm ya. Derdim, tasam, endişem kalmadı çok şükür. Güzel kızlarım benim. Maşallah size. Cümle Türkmen'in umudu Osman'ımdadır. Bu umudun daim olması için de otağının şen olması icap eder. Osman cihanla nizağa tutuşurken otağda da ona cephe açmamak icap eder. Selcan ananın bu sözleri sizleri kızdırmaz, he mi? Siz birbirinize kaş kaldırsanız nizağa tutuştu derler. Yüzünüzü asık görseler türlü türlü laf ederler. O sebeptendir ki birbirinize sahip çıkacaksınız. Sırrınız pek, bacılığınız hakikatli olsun. He mi kızım? Allah razı olsun ana. Allah razı olsun. Sizden de. Haydi bakalım. Ben ahaliyi kolaçan edeceğim. Size kolay gelsin. Sağ olasın. Kolay gelsin hatunlar. Sağ olasın. Turgut Bey'in atlarına da kıyarlar. Koç obamıza girip beyin atına da kıyarlar. Şu başımıza neler geldi hatunlar. Ne günlere kaldık. Pusat çekip gelenden değil, gizlice yaklaşandan kork demişler. Günahsız hayvanattan ne isterler? Ne isteyecekler Ayşe Hatun? Akıllarınca gözdağı verirler. Osman Bey, bu ettiklerini yanlarına koymayacaktır evelallah. Ana? Otur kızım, otur. Kovmayacak elbet. Kovmayacak. Onlar Osman'ımın kanadını kestik sanırlar. Lakin Osman'ım hüma kuşu gibi yeniden ayaklanacak, yeniden şahlanacak inşallah. Şahlanacak inşallah ana. İnşallah. Gayrı anası da yanındadır. Şimdi hatunlar, işimizin başına dönme vaktidir. İznik tacirleri Kayı'nın meşhur kilimlerini isterler. Sayı çok, vakit azdır. Tez elden işimizin başına dönmek icap eder. Gayrı söz Bala Hatun'dadır. Hepiniz bilirsiniz ki kilimhanenin sorumlusu odur. Buyur balam. Hatunlar, sabahtan kilimlerimizi dokumaya başlarız inşallah. İnşallah. Goncam, sen hatunlarla ilgilenirsin. Merak etmeyesin balam. İmdiden elinize sağlık Kayı'nın maharetli hatunları. Emeğiniz sayesinde kilimlerimizin ünü yayılır durur. Sağ olasınız. Sağ olasın Bala Hatun. Bala Hatun, Kızılca Beyoğlu hatunları kilim dokumada maharetlidir. Madem vakit az, istenilen kilim çoktur. O vakit Kızılca Beyoğlu hatunları da işin ucundan tutsun. Eller çabuktur. Sağ olasın Malhun Hatun. İmdilik hacet yoktur. Kayı hatunları üstesinden gelir. Değil mi hatunlar? Evet Allah. İnşallah. Selcan Hanım, bana müsaade. Müsaade senin kızım. Ayşe Hatun. Destur var mıdır beyim? Gelesin ana. Gelesin. Buyurasın. Küçükken de böyleydin. Derdin oldu mu çekilirdin köşene. Sen de benim halimden anlar, hemen yanıma gelirdin. Anasızlığıma derman olurdun. Ben senin hakkını nasıl öderim ana? Ana oğul arasında ne hakkı oğul? Ben senin anasızlığına, sen de benim evlat acıma derman oldun. Biz birbirimizin yaralarına iyi ettik, ha? İmdi kendine gelesin. Osman Bey'ime yakışır mı bu haller? Ağır gelir ana. Zafiyet gösterdik. Emanete sahip çıkamadık. Evvela Turgut Bey'in alplerine kıydılar. Sonra düşman yılan gibi obama sokulup benim kara elim aldı. Bu zafiyet değil midir ana? Estağfurullah. O nasıl söz oğul? Kendine haksızlık edersin. Bak oğul, dağın yükü dağa kadar olur. Sen ki cümle küffara diz çöktürdün. Kudretinden, karşında duramadıklarından ardından iş tutarlar ancak. Sen bunun üstesinden de geleceksin. Bir laf vardır. Allah insana gücü kadar yük versin dey. Allah'ım yükünü ağır etsin oğul. Amin ana. Amin. Ben gideyim. Sen de dinlen hem. Bunca kelamdan sonra bize durmak yaraşmaz. Yapacak çok iş vardır ana. Ay maşallah. Evvel ben geldim, kelep benimdir. Nereden evvel sen geldin hatun? Evvel ben geldim. Dağ kuşu dağda, bağ kuşu bağda gerek hatun. Utanman, arlanman da yok senin. Hem yerime göz dikersin, hem aldığın kelepe göz koyarsın. Ne oluyor burada hatunlar, deyin hele? Siz ne edersiniz hatunlar? Bir kelep için midir bunca tantana? Yetti gayrı Gökçe hatun. Geldiğimizden beri kem gözlerini üstümüzden çekmezler. De hele Gonca hatun, biz neyi edemedik de bunlara getirdiniz başımıza? Sen Malhun hatunun emirlerine karşı mı gelirsin? Hatun, kendine gelesin. Sen ne ettiğini sanırsın? Gonca, Gökçe, ayrılın. Ayrılın dedim. Ne dediğimi işitmez mi kulaklarınız ha? Yakışır mı size bu ettiğiniz? Kayı hatununa yakışır mı bu ettiğiniz? Hayma anamız böyle mi öğretti bize ha? Ha hatunlar deyin hele. Bundan gayrı ayrımız yoktur. Hepimiz biriz. Kızılca Beyoğlu bundan gayrı akrabamızdır. Bu da böyle biline. Evvel kendinize, ardından da hatunlarınıza sahip çıkın. Destur var mıdır? Gelesin kızım. Aygül. Hoş gelmişsin kızım. Gitmeden helallik almak istedim. Hakkını helal edesin ana. Helal olsun kızım. Tez vakitte dönesiniz inşallah. Aygül. Senin başka bir derdin vardır ha? Gel hele gel. Otur hele. Anlat hele. Allah dermansız dert vermesin kızım. Heh. Yol göster bana ana. Aklım da gönlüm de bulandı. Hayırdır inşallah. De hele Aygül'üm. Cerkutay. Cerkutay benimle evlenmek diler. Dert değildir ki bu. Mutlu ol kızım. Ne diyor indirirsin yüzünü. Cerkutay iyi adamdır. Yüreklidir. merhametlidir. Ne vakit yüzüm düşse gelir yüzümü güldürür. Ama yaşadıklarımı bilirsin ana. Kimselere güvenemem. Korkarım. Evvela kendi kanımdan bildiğim atam, ardından bana er ettikleri adamın hainlikleri. Kime yaslanmışsam devrildi. O gün bugündür sade kendime yaslanırım ki yıkılmayayım. Şimdi de dilin başkadır, gönlün başkadır. Ha? Aygül, senin de bu deli oğlanda gönlün vardır ha mı kızım? İnsan çeşit çeşit, yer damar damar demiş atalarımız. Daha evvel hainlik gördün deyim. Ne diye herkeslere kaparsın kapını? Açık şu obaya bak, onca insan, hangi biri diğeriyle bir? Peygamber Efendimiz, kadınlar erkeklerle birlikte bir bütünün iki yarısıdır buyurur. Daha evvelki imtihanın çetindi. Dengin olmayan bir kötüye çıkmış idi yolun. Lakin ya Rabbim senin yarını Cerkutay ile, Cerkutay'ı da seninle tamam edecekse, ha? Rabbim o deli oğlanın gönlüne öyle bir merhamet indirmiş ki, zalıma sırt dönüp Osman Bey'e alp olmuş. Sen beni dinle, bir daha düşün kızım, he mi? Dediklerini düşüneceğim ana. Gönlümde tutup tekrar düşüneceğim. Oy güzel kızım. İyi ki varsın anam. İyi ki başımızdasın. Her daim kızım. Her daim kızım. Maşallah. İştah yerindedir. Maşallah benim aslanıma. Orhan'ım. Oy, oy, oy. Bala? Bala? Balam, aklın Osman Bey'dedir, değil mi? Kalbim sıkışır. Ne ettiysem geçmedi. Hayır düşün, hayır olsun kızım. Haydi, Orhan üşütmesin, içeri geçin. Haydi bakalım. De hele, nerenin yağdır bu? Kara İlyas'tan gelir. Deme. İyi bilirim oraların yağını. Pek bir iyidir. Nedir bu? He? Oraların yağına hiç benzemez. Bu sene mahsul iyi çıkmadı herhalde. Selcan Hatun, hepsi bir olmaz. Bu sene böyle çıktı. Ey o vakit, ederi ona göre hesap edesiniz. Kolay gele. Sağ olasın. Haydi. Kızım Hera. Sizlerle tanışmak ve obanızı görmek istedi. Hoş gelmişsiniz. Hoş buldum. İzniye geldiğimizde sizi görmemiştik Hera. Peki iyi ettiniz gelerek. O tarihte Konstantinopolis'teydim. Geç de olsa sizinle tanıştığım için çok memnunum. Kızım, madem obamızı merak edersin, otağa girmeden önce sana şöyle bir obamızı gezdirelim, ha? Ne dersin? Çok isterim. O halde biz de otağa geçelim. Şöyle bir hasbihal edelim. Memnuniyetle Osman Bey. Buyurasınız. Haydi o zaman, buyurun. Allah! Alper! Göktuğ'uma bunu etsin. Bana daha hızlı sallayın, haydi. Salla! Siz de böyle güzel ok atabiliyor musunuz? Haydi kızlar, gösterin marifetlerinizi. Haydi. Ey maşallah. Ya hak. Maşallah benim kızlarıma. Harika. Salla. nasıl oluyor? Belli ki bir sırrınız var. Sır buradadır kız. Ama ve lakin bir sırrımız daha vardır. Bizler konar göçeriz. Konarken de, göçerken de tehlikeyi hep bir adım önümüzde belleriz. Ondandır ki evlatlarımızı daha toyken yetiştiririz. Hem de kız erkek ayırmadan. Şimdi bakalım, senin kabiliyetin nicedir? Haydi. Haydi deneyesin. Biliyordum böyle olacağını. Yapamıyorum. Sizin kadar iyi değilim. Göktuğ! Gel hele gel. Buyurun ha. Gel. Bak kızım. Aa bu Göktuğ. Pek mahir okçudur ha. Anlatsın sana nasıl ok atılır ha? Estağfurullah ana. Bildiğimi paylaşırım. Öylesindir oğul. İyi okçusundur. Marifet iltifata tabidir. İyice anlat nasıl ok atılacağını. Taliminiz bitince de misafirimizi getirirsin geri ha? Eyvallah ana. Hatunlar, şerbet getireyim içersiniz, he? De haydi, otağda aş bekler, iş bekler. De haydi işimizin başına, haydi. Kız pek güzelmiş. Bekarmış da. Sen Selcan Hanım'ın lafını dinle, o kızı kaçırma, he? Ana. Kızarma oğul, kızarma. Bacıların onlar senin eldeyle. Haydi. Senin de gözünden bir şey kaçmıyor ana. Bakmak gözün işidir kızım. Görmek kalbin. Destur var mıdır ana? Gel Esir oğul. Beni hissetmişsin. Gel hele gel, otur şöyle. Anlat hele. Nasıl? İyice öğrettin mi o katmayı kıza? İyi talebe miymiş? Öğrendi ana. Öğrendi. Pek mahirdir. Hiçlemez sürüm kızıdır. Pek güzel gerer yeği. Belli. Mahirmiş. Tam yerine saplamış oku. Dur hele ana. Mahcup etme beni. Sevdanın mahcubiyeti mi olur o? Sen çelik gibi bağrını mızrağa gürze gerersin de İmdi sevdadan mı sakınırsın? Olacak iş var, olmayacak iş var ana. Her havalinin kızıdır. Ben ise pusatından başka malı olmayan bir alpım. Ona yaraşır neyim var ki? Olmaza bel bağlar isem iflah olmam. Olmaz da neymiş? Yüreğin vardır ya. Hepimiz kadir olan Allah'a iman etmez miyiz Göktuğ? He? Kalpler ancak onun elindedir. O yazdıysa kimse silemez. Hem o vali kızıysa sen de aslan gibi Osman Bey'in apısı. He? Gönlüne düştüyse bu sevda vazgeçmeyeceksin. Ben Osman Bey'ine der, gider isteriz sana her ay. He mi yiğidim? Hakikat mi ana? Verir mi dersin vali kızını? Osman Bey ister de vermez mi oğul? Lakin sen evvel kızın gönlünü yokla. Var olasın ana. Sağ olasın. Sen de oğul, sen de. Hadi artık topla kendini. Bak ben sana ne dediydim? Seni bizim yiğitlerden birine verelim diyor. Daha ilk geldiğinde söylemedim. Sen kendine en cesurunu, en mahirini bulmuşsun. Gülsün yüzün artık. Hepinize minnettarım. Eğer gelmeseydiniz Turgut ölecekti. Hem de benim yüzümden. Güzel kızım. Kötü günler senin için geride kaldı. Bundan gayrı hayırlı şeyler konuşma vaktidir kızım. Buraya gelmekle sizi de obanızı da tehlikeye attım. Mari, burası Kayı obasıdır. Biz bize sığınanı vermeyiz. Gayri gelecekleri varsa görecekleri de vardır elbet. Size zarar vermek isteyecekler. Abim de Nikola da bu işin peşini bırakmaz. Bala doğru der. Biz seninle cenk yoldaşı olduk. Varsın bırakmasınlar. Dinlenesin gayrı. Bunları da düşünmeyiz. Ya size bir şey olursa? Destur var mıdır Malhun Hatun? Gelesin alaca. Malhun Hatun, pek fırko ses geldi. Mari'yi görmek ister. Şşş, kızım. Rahat tut içine. Burası Kayı obasıdır. Evelallah. Sen istemedikçe Osman Bey'im seni kimselere vermez. Alper. Dağılın. Kolay gele. Sağ olasın. Hoş gelmişsin Selcan Hatun. Çok güzel kumaşlarım var. Bundan. Hı-hı. Bundan. Hı-hı. Bundan. Hı-hı. Bu da güzelmiş. Bundan da ver. Çok güzeldir. Pek yakışacak güzel kızıma. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Kendi kızınızmışım gibi. Kardeşinizmişim gibi alaka gösteriyorsunuz. Gibisine ola ki kızım, sen zaten gayrı bizim kızımız. Obadaki her bir hatunumuz bacımızsa, gayrı sen de bacımız. Madem bir Türk beyinin hatunu olacaksın, o vakit sana adetlerimizi anlatalım. Ana. Hadi. Sen bize hazır edesin, tamam, alacağız. Hazır edelim. Gel kızım. Kolay gele. Sağ olasın. Gelin kızın ağzına bir parmak bal çalınır ki ağza tatlı olsun. Ne ediyorsun Cerkutay? Ne alınır, ne verilir, hepsini öğrenirim. Yakında düğünümüz vardır da. Maşallah benim oğluma, maşallah. Sağ ol ana, bilmek gerek. Tabii. Haydi Cerkutay, yürü uğraştırma bizi. Ben Ben sana belleteceğim sonra. Selcan ana. Hı? Tatlı dil için bal mı dediydin? He o. Lakin sana gerek değildir. Gerekli olana vereceğiz bal. Haydi anacığım. Biz darı alalım taze. Alalım, alalım. Alalım ki otağı da obası da bereketli olsun. Lakin biraz çok alalım. Belli ihtiyaç olacak. Aygül kızım, sen darı işini hallet. Biz de diğer işlere bakalım. Haydi. Gündüz Bey, beyim sana güvenirdi. Şimdi Osman'ı aramak yerine gelmiş bey postuna oturursun. Beyle konuşursun Malhun Hatun. Ağzından çıkan lafı bilesin. Osman baş kaldırdı. Sen de oradaydın, olanları gördün. Ben boyun eğdim. Ben de baş kaldıraydım, obanın hali nice olurdu. Vezir Alemşah. Vezir Alemşah Osman'a oyun eder. Sen bunu görmez misin ki vezirin sözünü dinlersin? Vezir vazifesini yapar. Yardımdan gayrı bir emeli yoktur. Geldiğinden beri ahalinin yüzü güler. Obalara yardım eder. Tekfurlarla sulhu sağlar. Malhun Hatun, bunca dökülen kan yetmedi mi? Sen geçmişten hiç mi ders almazsın Gündüz? Vezir obayı ikiye bölmek ve dahi kayıyı kırmak ister. Bak, anda sen oradasın, biz burada. Daha imdiden ikiye böldü bizi. Kardeşin nerededir, ne haldadır bilir misin? Ana! Osman Sultan'ın fermanına asilik eder. Kaçar! Ben de obamın selameti için otururum burada. Peki ya Osman? Ha? Obayı düşünürsün de kardeşini düşünmez misin? Osman nerededir, nasıldır? Beylik postu gözünü mü kör etti Gündüz Bey? Malhun Hatun ileri gidersin. Osman benim kardeşim. Ben onu hepinizden çok severim. Lakin Konya'nın hükmü ortada. Bu hükmün ucu obamıza değmesin isterim ben. O vakit Gündüz Bey, evvela obamızdan kaçırılan Mari'nin ardına düşesin. Kayı obasından misafirimiz kaçırıldı. Diyesin hele. Kim eder bunu? Bala doğru der. Madem posta oturursun, evvela içimizdeki haini bulasın. Sonra da Osman'ımın yiğit alplarını vezirin elinden alasın. Kaya alpıdır onlar. Günahları yoktur. Hatunlar, bize gitme vaktidir. Gündüz Bey'in çok işi vardır. Bala kızım. Dönüp durma. Başın dönecek. Otur öyle bekle. Hadi. Hala haber gelmedi ana. Bulamadılar mı yoksa Osman'ı? Şu düştüğümüz hallere bak. Ah kızım ah. İyi misin? İyiyim anam, iyiyim. Anlar gibi döner durur. Kurban oldum. Destur var mıdır? Gel Aygül gel. Osman Bey'i mi bulduk çok şükür. İyidir. Çok şükür. Çok şükür. Ay çok şükür kızım. Çok şükür Allah'ım. Nerededir şimdi? Aygül, sahiden iyi he mi? İyidir ya, iyidir. Turgut Bey ile Mari de yanındadır. Turgut Bey Mari'yi bulup Nikola'dan kaçırmış. Çok şükür. Şimdi beni iyi dinleyin. Osman Bey'im, Mari'nin kaçırılmasında Gündüz Bey ile Ayşe Hatun'un dahli olduğunu düşünür. Sen ne dersin Aygül? Nasıl olur kızım? Gece vakti Ayşe Hatun'un Mari'ye getirdiği şerbeti hatırlarsın. Mari ondan sonra bayılmış. Vezirin askerleri de Mari'yi alıp Nikola'nın eline götürmüş. Vay başıma gelen. Ah Gündüz, ah sen ne ettin? Hiçbir tür öğretemedik biz sana. Obaya gelen misafiri teslim etmekten ne ona? Ayşe Hatun, gözümüzün içine baka baka etmiş. Hainliktir bu. Bulmasa ederler ana. Osman Bey'im, gözünüz Gündüz Bey'le Ayşe Hatun'un üstünde olsun. Lakin hiçbir şey belli etmeyin dedi. Osman Bey'le görüştüğümüzü de asla bilmeyecekler. Hiçbir sır ifşa olmamalı. Merak etmeyesin kızım. Orhan, Orhan. Ay maşallah benim yiğidime. Orhan, Orhan. Bak nenene bakayım. Ha? Ay maşallah sana. Ah mis kokulum benim. Git anan, haydi. Destur var mıdır? Balam. Gelesin. Hoş gelmişsin Bala. Gel kızım. Hoş buldum. Balam, güzel kızım. Pek iyi gördüm seni. Zehra kızımız sana iyi bakar belli. He ya. Sağ olsun. Pek yardım dokundu. Ana. Heh. Size iyi haberlerim var. De hele kızım. Dün gece Osman geldi. Osman'ın mı geldi? Osman geldi ya. Ah. Allah korudu da vezirin askerlerine yakalanmadı. Çok şükür. Anlat hele. İyi mi yiğidim? İyidir ana, iyidir merak etmeyesin. Vezir lafımızı dinledi. Osman'ın boynundaki urganı çıkardı. Bak hele bak. O şeytan karşılıksız iş tutmaz. Bir sözüne mi çıkardı urganı? De hele. Karşılığında ne istedi senden Gündüz? Sen vezire ne verdin de Osman'ı bıraktı Gündüz Bey? Vezirin dediğince gayrı bu topraklarda Alemşah'ın eli olacağım. Onun emriyle beylik toyu kurulacak. Obanın beyi vardır Gündüz Bey. Sen hangi beylik toyundan bahsedersin? Buna asla izin vermem. Birkaç gün o posta oturdun deyiyor. Belli. Postun sahibini unutmuşsun. Ama biz sana hatırlatalım. O üstünde oturduğun post Osman Bey'indir. Bu oba bir post kavgasını daha kaldıramaz. Kardeşine bunu yapma Gündüz Bey. Ya siz ne istersiniz? Ha? Obamız yakılsın, yakılsın. Ahali kılıçtan geçirilsin mi istersiniz? Başka çare yoktu. Hem sadece bana değil. Osman'a da kızarsınız. Kaçmayaydı. Sultanın huzuruna varaydı. Şimdi bunların hiçbirini yaşamayacaktık. Ben hiç mi tanıyamadım seni? Benim bildiğim Gündüz böyle etmezdi. Kardeşinin ardında dururdu. De hele, kim bu karşımdaki? Kardeşinin ardında duramayan. Ana, etmeyin. Gündüz Bey ne ederse bizim için eder. Görmez misiniz? Atam yadigarı bu obanın daha fazla viran olmasına izin vermeyeceğim. Bundan gayrı sözümden çıkan olursa gayrı bey buyruğunu çiğnemiş sayarım bilesiniz. Gündüz Bey. Adımını atacağın yere bakıp öyle atasın. Sonra pişman olmayasın. Ben bastığım yeri İyi bilirim ana. Siz de obada ikilik çıkmaması için İnegöl'deki sınır köyüne sürüleceksiniz. Sen ne dersin Gündüz Bey? Kimin töresidir bu? Obasının selametini her şeyin ve herkesin üzerinde gören bey töresidir ana. Karşı durmayasın. Sana bunu yaptırmam Gündüz Bey. O aklından geçeni de unutasın. Bey buyruğunu çiğneyen, obada ikilik çıkaran her kim var ise gözünün yaşına bakmam. Onu obadan sürerim. Geri de durmam. İkiliği çıkaran sensin Gündüz Bey. Belli ki post pek tatlı gelmiş. Oturamazsın diyor, ödün kopar. Gayrı Osman Bey'in aklanma fikri dahi yüreğini yakar ha Gündüz Bey. Bizden böyle korktuğuna göre Osman Bey dönmesin diyor. Ne oyunlar çevirirsin kim bilir. Ben size iyi görüneceğim değil. Obamı, ahalimi ataşlara atamam Bala Hatun. Sizin beni anlamaya niyetiniz yok. Ben bunu görürüm. Hepimizin iyiliği için obaya dirlik düzen gelene dek köyde kalacaksınız. Osman Bey'e bu hainlığı emmisi dahi etmediydi. Nasıl bu kadar alçalırsın? Hadi aklını o vezirin avucuna bıraktın diyelim. Ya yüreğin Yüreğinde mi o mendeburun avucundadır? Bu nasıl zalimliktir? Ona ağır konuşursun. Ağır konuşurum. Ağır konuşurum ha. Sen dua et yengen ağır konuşur. Rahmetli anan olaydı, yüzüne tükürürdü senin. Atan Süleyman Şah'ın, Ertuğrul Gazi'nin kanı akar damarlarında. Ondan da mı utanmazsın? Gerçi kime konuşurum ben? Bu karşımdaki suret benim Gündüz'ümün değildir. Ne kan kalmıştır suratında, ne nur. Gayrı bilesin Gündüz Bey. Bundan böyle benim için nursuz, kansız bir mendebursun tıpkı o vezir gibi. Bunlar nasıl kelamlar? Sizi sürgün etmekle en doğru kararı vermişim meğer. Yeter! Bu obadan yarın gideceksiniz. Bir olmayı idrak edene dek orada kalacaksınız. Bakışıyla yüreğimi titreten oğul. Varlığın bana güç verir Orhan'ım. Oh. Alplar da bacıyanlar da hazırdır, haydi. Beyim gelene dek kimse o posta dokunamayacak. Haydi o vakit. Osman Bey'in postundan Gündüz Bey'i indirelim. Öfkeyle kalktı, zararla oturacak Gündüz. Böyle giderse çok kan dökülecek. Son bir kez daha mı konuşaydık ha? Gündüz Bey'in kulakları hakikate sağır olmuştur ana. Sen de bilirsin ki bir kulak bir kere hakikate sağır oldu mu bir daha iflah olmaz. Anam, biz de kan aksın istemeyiz. Gündüz Bey ciddiyetimizi anlayacak, geri çekilecektir. Ya inadından vazgeçmezse? Geri çekilmezse? O vakit çok kan dökülecek ana. Vakit geldi. İnşallah hakikati idrak ederler de eğilikle giderler. Rabbim sen benim işimi zorlaştırma. Beni istemediğim şeyler etmek zorunda bırakma Allah'ım. Destur var mıdır beyim? Gelesin. Beyim, dediğin gibi hatunların çadırlarına gittim. Ama hepsi Malhun Hatun'un otağındalar. Vakti geldi ama gidecek gibi durmazlar. Vakit doldu. Madem güzellikle gitmezler. Tez atları al, çadırlarına git. Gündüz Bey! Sen bizi obamızdan sürersin ama biz hiçbir yere gitmeyiz. Varsa yüreğin dışarı çıkasın. Hatunlar! Size verdiğim vakit doldu. Hala ne diye beklersiniz? Bey buyruğudur derim. Karşı mı geleceksiniz? Bey buyruğuna uymak için buradayız Gündüz Bey. Osman Bey'in buyruğuyla seni o posttan indirmeye geldik Gündüz Bey. Bu ettiğiniz obada ikilik çıkarmaktır. Ahalinin aklını çelip oku yaydan çıkarmadan usulünce gidin Malhun Hatun. Hiçbir yere gitmeyiz. Gücün yetiyorsa engel ol bize. Bala Hatun, sen etmeyesin bari. Varın sessizce gidin. Yoksa iyi şeyler olmayacak. Asıl sen etmeyesin Gündüz Bey. Kayı obasının beyi Osman Bey'dir. Bu da onun buyruğudur. Madem sözden anlamazsınız, o vakit benden günah gitti. Atlar! Vaziyet alın! Osman Bey'in hatunuyum. Bana pusat çekecek kaya alpı varsa imdi davransın. Alplar, kime pusat çektiğinizi iyi bilesiniz. Karşınızda Osman Bey'imin hatunları vardır. Ne çabuk unuttunuz Osman Bey'in ardında pusat salladığınız günleri. Bu ettiğiniz altlığa yaraşır mı? Atlar! Onlar Osman Bey'in hatunuysa ben de Ertuğrul Gazioğlu Gündüz Bey'im. Kayı Bey'i buyruğudur. Vaziyet alın. Gündüz Bey, Malhun Hatun, bu ne haldir? İndiresiniz pusatlarınızı. Hatunlar! Atlar! Pusatları indirin! Kayı alpı, kayı alpına pusat çekmez! Biz bu oyuna gelmeyiz! Kardeş kanı dökmeyiz! Haydi! Buraya çıkarken Gündüz benim bildiğim Gündüzse bu olanlara müsaade etmez dediydim. Vakti gelende geri çekilmeyi, büyüklük göstermeyi bilir dediydim. Ama ya ben Gündüz'ü hiç tanıyamamışım ya da benim bildiğim Gündüz başka bir kisveye bürünmüş. Buna müsaade etmeyeceğiz. Kardeş kanı dökmeyeceğiz. Bu sebeptendir ki imdi kendi obamızdan kendi isteğimizle gideriz. Amma ve lakin günü gelende Kayı'nın beyi Osman Bey obasına gelende bu ettiklerinizin hesabı bir bir görülecektir. Ana, imdi vakti değildir. İmdi pusat çekersek dönüşü olmayan bir yola sokarsınız bizi. Haydi kızım. Doğru olanı ettin ana. Var olasın. Kendi ellerinle, kendi obana ettiklerine iyice bak Gündüz. Bu yanındakinin sözüne nasıl itibar edersin bilmem. Lakin bildiğim bir şey vardır. Sen kardeşine el oldun. O bana el olma. Ana hakkını helal edesin. Buradan böyle gitmenize gönlüm razı değil. Ama elimden bir şey gelmez. Bilirim kızım. Senin elinden bir şey gelmez. Bilirim. Hakkım helal. Kendine de, aklına da sahip çık. Haydi. Evladımı benden ayırmanın cezasını çekecekler. Bu yapılanlar bize reva mıdır ana? Malhun Hatun, Ayşe Hatun Orhan'a iyi bakacaktır. Evladına kavuşacaksın inşallah Malhun Hatun. İnşallah. Kan akacak. Çok kan akacak. Hele bu son ettiği, evladı anasından ayırmak. Bunun vebalini nasıl ödeyecek? Ama hata bizde. Çıkmayacaktık. Bırakmayacaktık Orhan'ı orada. Yetti gayrı Aygül. Kardeş kanı akmasın diye koyduk Orhan'ı orada. Orhan obasındadır. Düşman elinde değildir. Hem hiç mi anlamazsınız vezirin ne etmeye çalıştığını? Bizi asi gösterip kendini haklı çıkaracaktı ya, emeline ulaşamadı. Kana kaydı, ahalinin gözünde haksız olacaktık. Bu sebepten ayrıladım seni evladımdan. Hakkını helal et kızım. Pusatlar çekileydi, dönüşü olmayan bir yola girecektik. Helal olsun ana. Sen doğru olanı düşündün. Analık başka bir şeydir Malhun Hatun. Evlattan ayrılmak bambaşka. Ama sen güçlü bir hatunsun. Vezirin oyununa gelmedin. Julia. Hepsini öldüreceğiz. Canlı kimse kalmayacak. O hamile olanı kendi ellerimle öldüreceğim. De hele, ne kadardır sancın vardır? Ana, ya emmi doğurursa? Dur hele kızım, de hele sancın ne kadardır vardır? Dünden beri he mi? Dün elin karnındaydı. Dün geçerdeyi bekledim ama emmi dayanamazım ana. Yatıralım. Kalk yatıralım. Haydi. Haydi. Yavaş. Yavaş. Bala. İşini bitirdiğinde seni Söğüt yolunda bekliyorum. Haydi. Askerler hazır olun. İyi misin kızım? İyiyim ana. Köye kadar dayanırım. Pek hareketlidir. Haylaz olacak belli. Tez köye varalım. Belli ki erken gelecek. Varalım ana. Atlar! Atlara! Hadi. Hadi. Bala dur. Allah'ım sen evladımı koru. Bala! Bala! Seni öldüreceğim demişti. İşte geldim. İşimi yarım bırakmayı sevmem. Seni de, o karnındakini de öldüreceğim. Hadi oradan soysuz. Saldırın. Zehra balayı kolla. Balayı koruyun! Şuraya! Allah'ım sen evladımı koru ya Rabbim. Atlar balayı koruyun! Bala! Zehra! Bala! Ağzını bıçak açmaz Kumral Abdal. Değilsin hele. İyi olacak mı anam? Allah'tan umut kesilmez. Ama yarası pek derindir. Pek derin. Kumral abla. Şurup kaynattım. Rabbim şifa verin. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Benim yüzümden önüme atılmayaydı. Yapma bunu Bala. Senin bir suçun yok ki. Hem Selcan Hatun güçlüdür. İyi olacaktır. Güçlü ya. Cümle Kayı'nın anasıdır o. Güçlüdür. Allah'ım sen anamızı bize bağışla. Ana! 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 Selcan ana! 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 Biz de iyiyiz ana. Sayende iyiyiz. Sen de iyi olacaksın. Rabbime şükürler olsun. Halime Hatun'un göz bebeği gibi baktığı evladı sen misin? Kardeşine sırt çevirdiğini bilseler, anan Atan ne derdi? Düşündün mü hiç? Ama etme. Etme, ben kardeşime sırt çevirmedim. Ben sana hep çok imrenirdim, bilir misin? Halime Hatun ne iyi evlat yetiştirmiş. Emaneti kardeşinin ardında durur. Yokluğunu aratmaz derdi. Ana yakma ciğerimi. Ben kardeşimin yine yanındayım. Da buraya sor. Hangi yanındasın? Bir hikaye vardır, bilir misin? Adamın birini almışlar, dövüp dururlarmış. Adamın göğsüne göğsüne vururlarmış. Adam artımda artım diye ağlarmış. Sonunda durmuşlar. Ya adam, biz senin göğsüne vururuz. Sen ne diyor, artım diyor, ağlarsın demişler. Ne demiş bilir misin? Ardımla arkam sağlam olaydı, göğsüme vuramazdınız demiş. Kardeş arttır, arkadır. Git postuna koy. Haydi. Ana hakkını helal edesin. Gayrı seni görmek istemem. Gidesin. Analık hakkım yoktur. Ama bilesin, son nefesime kadar yengen olarak hakkı görmen için dua edeceğim. Osman'ıma değil. Ana senden razı değil. Osman'ımın düşünü kurduğu o devlet yolunda daima bir olun. O günleri birlikte göreceksiniz inşallah. Öyle deme ana. Hep birlikte göreceğiz inşallah. Nasip kızım. Beyliğini görmek nasip oldu. Devlet olduğunu görmek nasibimde yokmuş. Olacak ana. O günlerde nasip olacak inşallah. Osman'ım o göklü devlet düşünü görür. Görür ya. Bilin ki evlatlarınız Osman'ın gördüğü o düşün tabiri olacaklar. Evlatlarınıza bunu belletmek sizin anaların görevidir. Analar otağın terbiye edenidir, yetiştirenidir. Otağdan oba, obadan devlet yetişir. Osman'ın kuracağı devlet sizin merhametli, asaletli ellerinizde yeşerecek. Orhan'ım da, kardeşi de o ağacın en kavi dalları olacaklar. Bilirim, evlatlarınızı devletlendirip gölgesinde serinleteceksiniz. Anasız ne var ki kainatta, devlet anasız olsun. Ne mutlu ki Osman'ımın kuracağı devlet sizin gibi iki yiğit ananın kucağında kundaklanacak. Çok şükür Allah'ıma. Ben sebep oldum. Ben sebep oldum ana. Deme öyle. Evladımı korudum ben. Evlatlarımı korudum. Ateşler içinde yanar. Kumral Abdal'a haber etmek gerek. Haydi Zehra, haydi. Ana. Ana, bak beni hem öksüz hem yetim bırakırsın. Etme. Ana, 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 ana kalk, ana! Ana, ana kalk, ana kalk, ana! Selcan ana! Etrafa dağılın, yukarı çıkın. Osman'ı bulmadan gelmeyin. Arayın her yeri. Gel bakalım Vezir Alemşah. Gel de adalet yerini bulsun. Anamın öldüğünü duyunca cenazeye gideceğimi sanacak. Ana. Osman, geldin. Geldim ana. Çok şükür. Geldim. Geldim ana. Çok şükür. Kumral Abdal, diyesin hala nasıldır anam? Çok şükür, iyi beyim. Yarası sağlar, ateşi de düştü. İyice bir dinlenmesi lazım. Anam güçlü hatundur. Daha da iyi olacak. Daha da iyi olacak. Ama bunu yalnızca biz bileceğiz. Bala, sen anamın yanında durasın. Malhun, siz de burada durasınız. Herkese anamın öldüğünü diyeceksiniz. Vezir de öyle bilecek. O da er ya da geç o tabuta girecek. Osman burada olmalı. Her yeri arayın. Gözünüzü dört açın. Kaçırın ayın olur. Beyim, şimdi buradan nasıl çıkacaksın? Hiç merak etmeyin. Altlarım her şeyi halletti. Şimdi beni iyi dinleyin. O sebeple tuzağını mezarlıkta kuracak. Ve Söğüt'te benim pusadımdan koruyacak askeri kalmayacak. Vezir Alemşah, avucumun içine düşeceksin. Seni burada öldüreceğim. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.